Günaydın İmece Televizyonu'ndan merhaba. Bugün 19 Nisan 2012 Perşembe ve bizim çok sevdiğimiz, bizim mesleğimizin yüz akı bir konuğumuz var. Nedim Şener stüdyomuzda. Nedim hoş geldin. Merhaba Nazım abi. Canım senin hep kulaklarını çınlattık buradan stüdyodan her gün haberlerinde. Nihayet karşımızdasın ve sen de bizi ödüllendirerek geldin. Yeni çıkan kitabın daha piyasaya çıkmadan burada yanımızda son bir yılda neler oldu, neler yaşadı Nedim kendi penceresinden, küçücük o betonların arasından bununla çıktı geldi. Kitabın da talihi açık olsun. Nail abi öyle söylerdi. Evet. Evet. Nedim dışarıdaki günlerini nasıl değerlendiriyorsun? Kısa sürede uyum sağlayabildin mi? Önce onu sorayım. Dışarıdaki günler biraz aslında neyi kaybettiğinin farkına varmakla geçiyor. Çünkü içeriye şu anda içeride olan arkadaşlar da, içeride olanlar da bir anda bir başka dünyaya bir boyut değiştiriyorlar. Aslında Yaşar Kemal'in yazdığı gibi hapiste olmak ölüm gibi bir şey aslında. Ama tek farkı siz oraya gömülüyorsunuz. Ve insanların sizin aklınızda konuştuklarını da duyabiliyorsunuz. Ölüler duymuyor ama siz duyabiliyorsunuz. En kötüsü de öldüğünüz halde, diri diri sizi gömdükleri halde üzerinize beton dökmeye, işte yazılarla, kalemlerle, gazete sayfalarıyla, televizyon ekranlarından sizi hala öldürdüklerini düşündükleri bedeninizi parçalamaya çalıştıklarını düşünüyorsunuz. Ve onlara karşı İçe kapanıyorsunuz. Çünkü cezaevi zaten bir kapatma. Bir de siz psikolojik olarak, yani ben kendi adıma konuşuyorum. İçe kapanıyorsunuz ve iyice görmez, duymaz, sağır bir hale gelmeye çalışıyorsunuz ki az etkilenmek için. Yoksa insanın o betonun içinde çıldırmaması mümkün değil. Yapılan haksızlık karşısında. Nitekim öyle olanlar da var şu anda cezaevinde. Evet. Kolay değil tabii. Peki sen hakkında çok fazla dava açıldı senin. Ve bunlara da şerbetliydin ve korkunda yoktu. Böylesi bir şey bekliyor muydun? Böyle şimdi, bir uzun bir tutukluluk. Bütün gazeteciler bilir. Hatta bugün iktidara yakın gazeteciler bile bizim tutuklanmamızla ilgili olarak tartışmalarda şunu söylediler hep. Efendim Türkiye'de basın özgürlüğü sadece Ahmet Şık, Nedim Şener üzerinden mi konuşulmalı? Bizim bugüne kadar açılmış 4000'e yakın dava var. 500'e yakın gazeteci yargılanıyorlar. İşte bu da basın özgürlüğüne müdahaledir falan diye. Hatta sizler sokaklara çıktığınızda bu anlamda da eleştiriyorlardı. Yani bizimle ilgilenmiyorlar. Efendim Ahmet Nedim meselesiyle sürekli meşgul oluyorlar diye. O davalardan, yani o gazeteciler açmış olan davalardan 10 tanesi de bana açılmıştı zaten. Yani bir gazeteci olarak ben basın davalarına zaten yargılanıyordum. İki, bundan şikayet eden arkadaşların da zaten sokağa çıkmak gibi bir dertleri hiç olmadı. Onlar zaten iktidarın koltuğunun altında gazetecilik yaptığı için şunu biliyorlar. Mevcut 3. yargı paketi nasıl olsa onların suçlarını ya da iddiaları affedecek ya da erteleyecek. Dolayısıyla orada bir kaygıları yok. Sadece o Türkiye'de basın özgürlüğü konusu yapan eleştirileri savuşturmak için biraz kendi üzerlerinden bunu dile getiriyorlardı. Oysa burada sorun şu. Ben yargılanmaktan hiç kaçmış bir insan değilim. Biliyorsunuz geçen yıl 2010 yılında ben 2009'dan başlayarak Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları kitabı nedeniyle yaklaşık 30 yıla yakın hapis sistemiyle yargılandım 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Farkı tutuksuz yargılanmamdı. Bugüne kadar 100'e yakında duruşmaya çıktım basın davalarından. Hiçbirinden de endişe etmedim. Hatta gitmemem gereken tazminat davalarına dair ben gidip kendimi savunma ihtiyacı içine girmiştim. Yani savunurdum kendimi hep. Çünkü hukuka hakikaten bu anlamda saygım var. Bana sorulan, bunu bir okur hassasiyeti olarak da görüyorum. Yani bir yargıç eğer benimle ilgili bir soru varsa onu benim bizzat cevaplamam gerektiğini düşünerek bunu yapıyordum. Ancak bu kez hukukun insanın özgürlüğünü, gazetecinin özgürlüğüne doğrudan saldırabildiğini ve hukukun buna alet edilebildiğini gördüm. O çok beni yıktı. Ve bunun aslında benim başıma gelenin sadece bireysel bir olay değil, sistematik bir yapı olduğunu ve devletin şu andaki işleyişinden kaynaklandığını görebilmiş oldum. Bundan önce 90'lı yıllarda hepimizin yakından bildiği gazeteci infazları vardı. Son örneği Hrant Dink'ti 2007 yılında. Şimdi de insanları tutuklayarak
hapislerde yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada saldırı altında olan kişi olabilir ama esasında bir fikre, bir düşünceye karşı yapılmış bir saldırıdır. O yüzden hani ben yargılanmaktan korkmuyordum ama insanın özgürlüğünü ve hayatını elinden alacak şekilde hukukun kullanılmış olması beni biraz burada sarsan şey unsur oldu. Bu ceket yeni ceket mi eski ceket mi üstündeki? Bu eski ceket. Ama biraz bol duruyor sana. Ha evet. Biraz eski yani kilo verdiğim için. Ne kadar zayıfladın içeride? Yaklaşık işte ilk 7 ayda falan 30 kilo falan verdim. Sonra işte oralarda geziniyor 30 kilo kaybına. 30 kilo evet. Yani çünkü şey bu biraz herkes bir olayı kendi kendine yaşar. Yani cezaevinin koşulları herkesi aynı şekilde etkileyecek değil. Herkesin karşılaştığı iddialar veya uğradığı hukuksuzluk da aynı olacak değil. Yani ben mahkemede de şunu söyledim. Hani adam gibi bir örgüte üyesi olduğum bir örgüt olsaydı yargılanma konusu bunu savunabilirdim. Yani evet de hatta ileri giderek yani ben yani örgüt üyesi gerçekten bir örgüt üyesi olsam, gerçekten silahlı terör örgütü üyesi olsam onun gereklerini gerektiği gibi yaşamım olurdu. Böyle ailesi olan işte telefonu adresi üzerine kayıtlı bir adam olarak değil. Terör örgütü üyesi nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşardım. Yani icabında ona uygun bir yaşamın olurdu. Böyle olmaz. İllegal de olurdu. Alıp götüremezlerdi. Bunu da savunurdum çıkar adam gibi derdim ki ben şu örgütün üyesiydim diye. Nitekim 12 Eylül davalarında falan insanların hayır ben örgütün üyesi değilim dediğini duymadık. Aksine ben o örgütün üyesiydim çünkü şundan diye gerekçelerini ortaya koyuyorlardı. Fakat bu sefer hani Ergenekon diye ucu sonu nerede olduğu belli olmayan bir örgütün üyesiymişsiniz gibi içeri atılıyorsunuz ve kötüsü şu ucu çok açık. Nereden nasıl çıkacağınız da belli değil. Yani oradan cesediniz de çıkabilir. Yani düşünün. Ve oldu da tabii. Oldu yani Kaşık Kozinoğlu savunma hakkını kullanamadan adam içeride öldü. Oysa aynı şeydi birlikte sizin oda arkadaşınız Doğan Yurdakul'un da sağlık durumu hiç iyi değildi. İyi yani. Değildi yani şükürler olsun ki yani mahkeme bir duyarlılık gösterdi. Savcı istedi ve Doğan abi tahliye ettiler sağlık gerekçesiyle ve iyi zamanda yaptılar. Çünkü doktoru çok kritik noktada olduğunu söyledi. Tahliye olduktan sonra çıktıktan sonra. Peki sen şimdi bu kitapta kitap yeni çıktığı için tabii ki okumadım ama karıştırdım ve işaretledim ama şimdi bulamıyorum. Doğan abinin tahliye anını tam da havuç rendelerken görüyorsun evet. Ve bir şok yaşanıyor. Onu anlatır evet. Mısın? Şimdi bir kanal, haber kanalı açık. Şimdi Doğan abi biz akşam 5-6 civarında yemek hazırlığı yapıyoruz. Onu da semaveri kaynatıyoruz. Karavana tenceresini semaverin üzerine koyuyoruz. O buharla ısınıyor. Şimdi ben kendi odamdaydım. Doğan abi de bir takım sesler çıkarıyor yemek hazırladı. Ben kalkayım yardım edeyim dedim Doğan abi. Bir de salata yapmak lazım. Akşamları salatasız olmuyor çünkü yemek gerçekten yenecek. Bir de menüyü de anlatsana süzme ıspanak. Onu öyle yapıyorsunuz. Tekrar isterseniz yağla karıştırabilirsiniz. Yeniden bir yenecek hale getirirsiniz. Yine orman kebabı diye verilen bir yemek var ama aynı yemeği patates yemeği olarak da ya da bezelye yemeği olarak da yiyebilirsiniz. Ama isimleri değişiyor haftanın günlerine göre. Ama ismi değişmeyen kuru fasulye ve nohut nerede olsa tanınıyor. O yüzden onun isim değişikliği yaparak ve servis edilmiyor. Tam o esnada tahliye edildiğini öğrendiğimiz gün televizyon kanalında ben bir yandan havuç rendeliyorum. Şimdi bir yandan da bir son dakika haberi geçti. Oda TV deyince dikkat kesildim. Doğan abi de lavabonun başında duruyordu. Tahliye haberi gördüm. Doğan Yurdakul'un ismini gördüm. Doğan abi tahliye dedim. Doğan abi resmen böyle bir dondu kaldı. Yani ne diyeceğini bilemedim. Çünkü bir yandan da adama bir şey oldu zannettim. Yani onu söyleyince. Üzüntü kadar sevinç de tabii etkiliyor değil mi kalbine? Tabii ritim sorunu falan da var. Bir anda ritim artabilir. Veya o çünkü bir anda atma yani içindeki damarlardan bir pıhtı attığı zaman öldürücü sonuçlar doğurabiliyor onun açısından. İnanamadı. Sonra tekrar bir daha şey yaptım. Ben bu sefer Ahmet'e bağırdım. Ahmet odasındaydı. Ahmet Doğan abi tahliye oldu falan diye. İnanın ki hani böyle kendim bizden önce onun tahliye olmuş olmasına çok sevindim. Ahmet gibi birbirinize sarılıyorsunuz böyle de, tribünde gol atmış. Aynen. Sizin takım gibi zıplıyorsunuz. Tahliye diye böyle şey yaptık. Aşağıdan diğer şeyler de duydular.
Yalçın küçük bir coşkunluğu vesaire Çakır da bizim bağırmalarımızdan duydular. Hatta o bağırmalardan şey geldi, infaz koruma memurları geldi kapıya. Maalesef orada şöyle talihsiz bir sözü oldu infaz koruma. Ne oldu, ihtiyar öldü mü falan diye bir şey yaptı. Çünkü onların beklediği şey ancak böyle bir şey. Tahliye diye bir şey beklemiyorlar. İyi bir şeyse düşünemiyorlar. Ne oldu demiyor da ihtiyar öldü mü diye. İhtiyar öldü mü diye şey yapıyor. Çünkü onlara tahliye haberi tabii daha sonra faks ve diğer bürokratik yollarla geliyor. Biz canlı yayında öğrendiğimiz için. Onlar da bir infaz korumalar da akşam 5'i geçmişti saat. Bizden öğrendiler tahliye haberini. Sonra emin misiniz falan diye sordular. Sonra toplanıp çıkarken bir şeyler daha oluyor. Öyle. Doğan abi bir, yani eksik kalmasın derken neyi dalı siliyor? Biz şimdi Doğan abi şaşkınlıktan eşya falan topluyor mu? Biz her şeylerini doldurduk. Çöp torbaları var. Yani orada valiz falan yok. Çöp torbalarına koyduk eşyalarını, kitaplarını. Bazı bir tane karton vardı. Kitaplarını yerleştirdik. Kapının önüne koyduk. Giderken rahatlık olsun diye. Çünkü ancak kapıya kadar yani o koğuş kapısında bırakıyorsunuz. Orada vedalaştık. Tabii heyecanla her şeyi alıp götürüyorlar. Akşamdan çıkardığımız çöp poşeti de vardı. Onu da almış götürmüşler. Doğan abi onu almış arabayla, arabanın bagajında iki gün dolaştırmış. Yani öyle bir şey. Silivri'nin çöpü. Çöpünü. Hatta haber göndermiş bize. Nedim'le Ahmet çöpü aramasınlar bende diye. Şimdi cezaevlerinde bir an vardır. Ayrılık anı. Denir ki hani her ayrılık kötüdür. Hatta cezaevinden ayrılırken bile bir burukluk hisseder. İnsanlar bunu yaşayanlar biliyor. İşte eskiden koğuş sistemiyle kalındığı için böyle 30-40 kişi, 50 kişi, 100 kişi herkes tek tek vedalaşır ve bir ayrılık anıdır o. Halbuki özgürlüğüne kavuşuyor. Tahliye olan gidecek. Evet. Siz öyle bir şey yaşadınız mı? Şimdi bu herhalde diğer adli suçlular dediğimiz insanlarda o tahliyeler gerçekten bir sevinç yaratabilir ama bizim durumumuzda olanlar, tahliye olanlar üzüntülü oluyor. Şimdi hatta bizim İkinoğlu cezaevinin müdürü ile bir gün sohbet ediyorduk. Bir vesileyle yan yana geldik. Eşber Yağmur Dereli'den örnek verdi. Eşber Yağmur Dereli Diyarbakır cezaevinde tutuklu. O da oranın müdürü o sırada. Eşber Yağmur Dereli tahliye edilecek fakat koğuştaki insanlar onu bırak, Eşber Yağmur Dereli tahliye olduğunu söyleyemiyor koğuştakilere. Çünkü onları bırakıp gitmek istemiyormuş. Şimdi bu sefer müdür çağırmış, kardeşim biz seni tutamayız, senin tahliye olman lazım diye. Fakat koğuştakileri nasıl ikna edecekler? Ayaklanma çıkacak. Eşber Yağmur'da da zaten çıkmak istemiyor. Çünkü oradaki insanları bırakmak istemiyor. Ve ondan sonra müdür odasındayken o koğuş temsilcisini çağırıyorlar ve durumu anlatıyorlar ve çok bozuluyor koğuş temsilcisi. Ama Eşber abi de çıkmak zorunda. Ve çıkartıyorlar. Ama buruk çıkıyor Eşber Yağmur dedi oradan. Çünkü oradaki insanları bırakmak evet, ağır işte geliyor. Ben de bizim durumumuz o. Yani şimdi ben ona şunu şükür ediyorum ki iyi ki Doğan, yani biz tahliye olduk. İyi ki Doğan Yurdakul bizden önce tahliye oldu. Yani onu bırakıp öyle olsa, çok yani ben zaten yani. Mahkemede de söyledim. Yani bizi tahliye edin ama ne olur Doğan abi de tahliye edin. Çünkü beraber olduğunuz insanı bırakmak çok zor. O yüzden böyle bir durumu var. Bir de Eşber abiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Cezaevinin müdürü sağ görüşlü bir insanmış. Karadeniz bölgesinden bir ilden. Eşber abi kapının önünde onu öpmüş. Fakat memleketinde sen o komünistle nasıl öpüştün diye adamı kınamışlar. Ama Eşber abinin durumu şöyle. Eşber abi bulduğunu öpen cinsten adam olduğu için öyle. Eşber bunu söyleyebilir zaten çekinmeden. Ben de. Şimdi Nedim, bu peki bu kadar kapsamlı bir kitabı o koşullarda nasıl hazırladın? Çünkü size eskiden daktilo girerdi cezaevine. Evet. Şimdi o da girmiyor. Geçen günü Soner'in kitabını da yazmıştım. O da diyor ki bir önceki kitabımı daktiloyla, sonrakini diyor bilgisayarla, şimdi bunu elle yazıyorum diyor. Aynen. Sen nasıl yaptın? Hepimizin öyle. Çünkü orada 1940'larda Nazım Hikmet'in daktilo kullandığını biliyoruz cezaevinde. Bugün daktilo yönetmelikte olmasına rağmen yasak. Bilgisayar kullanımı izni veriyorlar. Fakat o da biraz problemli. Siz savunma yapma, yani savunmanızı bilgisayarda hazırlayabiliyorsunuz ama flash belleğinizi yönetime teslim etmek zorundasınız. Bu da savunmaya zarar veren bir şey. Çünkü iddianameyi okuyorsunuz,
iddianameye karşı savunma yapıyorsunuz. Ben savunmamın kutsaliyeti bakımından onu kimseye vermemem, paylaşmamam lazım. Direkt mahkemede söyleyeceğim, etkisi evet, olsun etkisi diye. Etkisi olsun. Çünkü belki karşı taraf bunu ele geçirecek bir şekilde. Yani iddia makamı bunu bir şekilde, çünkü devlet kadrosu nihayetinde bunların hepsi, ele geçirecek. Biz güvenmiyoruz değil ama ele geçirecek ve benim savunmam çökecek. Oysa ben iddianamenin zayıf yönlerini, kendi lehime olan kısımlarını anlatacağım. Karşı taraf belki oturup, yani bugün öyle bir komplo durumuna gelmiş ki sizin yazdığınız savunma üzerinden bu sefer bir ihbar mektubu yazıp tekrar bir başka belaya sokabilirler. Yani artık devletin içindeki güçler o hale gelmiş durumda. O yüzden vermek istemiyorsunuz ve çalışmak istemiyorsunuz bilgisayarda. Mecburi elle yazıyorsunuz. Elinizde yazdığınızı avukatınıza veriyorsunuz. Ya da ziyaretçilere veriyorsunuz. Onlar bir şekilde hazırlıyor. Onlar ama, da okuyorlar ama değil mi? Okumadan çıkmıyor. Yok, hayır, çıkmıyor. Zaten zaten kitaplarda, Soner Yalçın'ın kitabında da öyle gördüğün zaman savunma içerikli metinler. Aslında savunmalar bir şekilde bir araya getiriliyor. Sonra yaşanan bazı anılar dışarıda ekleniyor. Benim için kitabın içinde de savunma bölümü var ama tabii çıktıktan sonra şu son bir ayda aslında nasıl geçti diye sorarsanız bunu hazırlamakla geçti. Evet. Burada bir de döküm yapmışsın. Kitabın işte gazeteci olunca böyle okunacak yerleri buluyor. Sayılar var, toplamışsın. 375. Söyle bakalım ne bu? 375. Şıklık aldığımız süre. Süre. 54. 54 haftası. Haftası. 13. Açık görüş sayısı. Sonra hapiste kaldığım ay sayısı. Ay 45 sayısı. Kapalı görüş süresi 45 dakika. Evet. 75 dakika açık görüş süresi. 13. Eşim ve kızımla yaptığım açık görüş sayısı. Sadece 13 kere görüştüm. Evet. O da toplam açık görüş sayısı yaklaşık. Evet. 13 ise 10 saat civarında falan. 39'da kapalı görüş yapmışsın. Kapalı, evet. Eşim ve çocuk. Yani toplam çocuğuna. bir 24 saat, bütün bir yıl boyunca 24 saat bir arada bulunamıyorsunuz aileniz. 3 eşim ve kızım dışındaki görüşmeci sayım. Bu düzenli görüşmeciler. Düzenli. Herhalde, değil mi? Böyle arada tabii, sırada yok, gelenler değil, değil bizim değil. Gibi. 45 dakika haftada bir halı sahada, bazen Ahmet'le bazen tek başıma geçirdiğim vakit. Ne yapıyordunuz orada halı sahada? Karşılıklı top vuruyorduk birbirimize, top atıyorduk. Bazen işte çoğu zaman da ben yürüyordum etrafında, halı sahanın etrafında. O kadar süre var. 23 tane de kanal izleyebiliyor musunuz? Evet. Onları, ama imece yok işte. Onları kim belirliyor? Talep üzerine yönetim belirliyor ama yani her kanalı bulamıyorsunuz. Uydu, futbol maçları için Digiturk aboneliği de var cezaevinde. Ama birçok kanal var. Haber kanalları özellikle hepsi var. Bir de 40 kilo var. 40 kilo o damacanaların 8 su damacanasını bağlayarak yaptığım halterin ağırlığı. Evet, öyle. Halter çünkü çalışıyordun. Aslında yasak onlar ama yapıyorduk öyle, iplerle bağlayıp halter haline getiriyorduk. 2000 ve daha artı kilometre. Artı, evet. O havalandırmada yürüdüğüm toplam yol uzunluğu. Şimdi diyeceksin ki aslında havalandırmanın toplam boyu 10-12-14 metre falan boyu. Bu şekilde volt atmanız lazım ama ben daire olarak yürüyordum havalandırmada. O yolu uzatıyor. Bir de sürekli gidiyormuşsunuz. İki de ayakkabı var burada. O çekelim. Çift spor ayakkabısı. Eskittiğim spor ayakkabısı. Altı delinmiş değil mi? Tabii, o kadar tabii, yürümüşsün. Tabii. 10 numara, o da tutuklandığın özel yetkili mahkemenin numarası. Evet. 16 yargılandı. Çok güzel bir sayfa olmuş bu. Hani yazacak olsaydım buradan başlardım yazmaya. Gene yazarım tabii de. Şeyleri enteresan ve çok içsel yolculuklar da var burada. Bir evet. De gazetelerle ilgili, gazetecilerle ilgili alıntılar var bolca. Dayanışmayı belirten. Ne hissediyordun o zaman içeride sizinle ilgili böyle yürüyüşler falan? Şöyle yapıyordu. Bir yandan hicap duygusu, bir yandan mutlu oluyorsunuz şundan ama ağırlıklı biraz utanıyorsunuz şundan dolayı. Türkiye'de tutuklu gazeteci sadece Ahmet Enedim değildi. Bir sürü insan vardı. Hatta biz girerken 60 dolayındaydı. Bu 100'e çıktı. İnsan o kadar şeyin içinde, ağırlığın içinde sadece kendinden ve Ahmet'ten bahsediliyor olması, biz karşılıklı gerçekten sıkıntı duyuyorduk bu konuda. Ama sorunu görünür hale getirmesi bakımından önemliydi. O yüzden hani Ahmet Enedim'in bırakılması en azından sorunu dışarıda daha da görünür hale getirmesi
ne vesile olacak. Sadece iki kişi eksildi, evet. Ama tutuklandığınız zaman sadece iki kişi değildiniz siz. Bir anda 60 kişi oldunuz. Bir an, evet. Çünkü göz önündeydiniz, biliniyordunuz, tabii. Tartışılan işler tabii. Yapıyordunuz. Tabii. Ve tutuklanınca da projektörler tabii. Oraya döndü. Yani, gazetecilerin tutukluluk meselesi gerçekten çok üzerine tartışılması gereken, muhalefet ile iktidar ile çözülmesi gereken bir mesele halinde ortada duruyor. Çünkü şu anda içeride olan meslektaşlarımızın çoğu 3. ve 4. yargı paketlerinde bir an önce çıkmış olsa emin olun herhalde KCK davaları da dahil olmak üzere 3'te 2'sinden fazlası şey yapar, tahliye olabilir. Yeter ki orada nitelikli bir düzenleme yapılsın, suç tanımları değiştirilsin, içerikler değiştirilsin terörle mücadele yasasında TCK'da. Ve erteleme maddeleri, hükümleri uygulanmaya başladığı zaman çok sorun halledecektir ama maalesef iktidar bunu olabildiği kadar ağırdan alıyor. Sağ olsun muhalefet de sanki yasa çıkmasın diye hiç gündeme getirmiyor. Başka konular çok rahat gündeme getiriliyor. Oysa her gün salı günleri grup toplantıları yapılıyor. Orada ne oldu bu 3. yargı paketi, 4. yargı paketi diye. Çünkü içeride bir gün bile çok ağır bir ceza. Yani haksız yere biz şunu göreceğiz. Bu insanlar mutlaka tahliye olacaklar. Ve haksız yere içeride olduklarını hepimiz göreceğiz. Şimdi bu haksızlık duruyorken nasıl biz rahat uyuyabileceğiz? Nasıl rahat dolaşabileceğiz? Dolayısıyla tahliye olmak falan iyi de bu sefer 100 insanla beraber içeride tutuklu gibi hissediyorsunuz kendinizi. Onun ağırlığı çok şey. Yani çünkü çıktığınızda da sevinemiyorsunuz. Aklınız orada kalıyor yani. Evet. Nedim, birçok şey seni üzmüştür herhalde içeride olanlardan ama herhalde savunduğun şeylerle ilgili olarak gelen eleştiriler daha çok üzmüştür. Mesela sen gözaltına alınırken iki tane söz var. Biri Ahmet'in söylediği dokunan yarar, biri de senin söylediğin Hrant için, adalet için dedin. Ve bununla ilgili olarak bazı işte çevrelerden hatta Hrant'ın yakınlarından işte maalesef Hrant'ı kullananlar oluyor falan gibi şeyler çıktı. Bunu duyunca ne hissettin? Yani eleştiriye açığım bu konuda. Fakat hakarete değil. Yani işte ahlaksız ve parazit kelimelerini yazılarında kullandı Ethem Mahçupyan. Ben o sözleri tamamen onun kişiliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bir kişiye kendi sözünden daha fazla ağır bir söz söylemeye hiç gerek yok. Kendi yaptığından daha fazla ağır bir yaptırım uygulamaya da gerek yok. Eğer yazıyla bir iddiada bir şeyde bulunmuşsa ben de yazıyla cevap veririm. Eğer kendisi ahlaksız ve parazit kelimelerini kullanıyorsa ben o sözü aynen ona iade ederim ve onun kişiliğini göstermesi bakımından ahlaksız, yani onu kafamda Ethem Mahçupyan'ı ahlaksız ve parazit olarak görürüm. Çünkü öyle kelimeleri kullandığı için. Yoksa eleştiri yapılabilir. Ama eleştiriler de haklı olacak. Böyle sadece siz belli bir gruba yakınsınız, belli insanları kollayacaksınız diye benim ortaya çıkardığım gerçekleri karalama hakkı vermez. Çünkü ben Hrant Dink cinayetini hiçbir siyasi amaca alet etmem. Hiçbir insanın hayatını siyasete feda etmem. Yani dünyanın bütün nimetlerini önünüze koysunlar, ben bir insanın canından vazgeçemem. Ama onlar siyaset uğruna hiç tanımadığı insanların hayatlarını mahvedebilirler. Çok rahat terörist suçlaması yapabilirler. Hatta ortada hiçbir somut delil yokken iddialara aklansın da gelsinler gibi saçma sapan laflar yazabilirler. Dolayısıyla hani çorbadaki kıl varsa o bizzat kendisini tarif eder. Ahlaksız varsa onu tarif eder. Parazit varsa bizzat onu tarif eder. Öte yandan Hrant Dink'in dostu olmuş olmak gerçeklere gözünüzü kapatmanızı gerektirmez. Nihayetinde bu cinayetin arkasında benim daha 2009'da beri yazdığım şey neydi? Ergenekon sanıkların içinde olduğu, devletin MIT'iyle, polisiyle, jandarması içinde olduğu bir konsorsiyumun kontrgerilla faaliyeti olduğunu, işte 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ortaya çıkan bir cinayettir bu. Bu kontrgerilla faaliyetini ben söylemiyorum. Trabzon valisi söylüyor, dönemin valisi söylüyor. Diyor ki Hrant Dink cinayeti tam bir kontrgerilla faaliyetidir. Devletten böyle bir itiraf duyma şansı yakalar mısınız her zaman? Ama bakın burada dönemin valisi bunu söylüyor. Şimdi bu böyleyken içinden polisler çıktı diye, o polisler de belli cemaatlere yakın diye onları kollamak adına Hrant Dink cinayetinde Nedim'in yaptığı araştırmalara siz gölge düşürmeye çalışıyorsanız aslında siz iktidar uğruna, cemaatin iktidar uğruna ya da siyasi iktidar uğruna veya da kendi iktidar duygunuz adına tutup Nedim'i karalamak çok daha kolayınıza geliyor. Çünkü Nedim kolay lokma, yenilebilir diye düşünüyorsunuz. Onun pek yaptığı öyle değil ama. Ama ben olabilirim ama gerçekler öyle değil.
gerçekler adamı sarsar, adamı düşündürür ve belli bir hizaya çeker. Çünkü bakın ne oldu 2009'dan beri, siz de takip ediyorsunuz Nazım abi. Bizim o zaman yazdığımız şeyler bugün hepsi olgu olarak karşımızda. Bugün herkes yargıdan kendini nasıl kurtaracağını hesabını yapıyor. Ama namuslu ve vicdanlı insanlar sokaklarda yıllardan beri bu işin içinde devlet var dediği zaman Hrant'ın dostuyum diyenler devlet demeyin, hükümet demeyin diyorlardı. Ama bugün artık hepsi rahatla söylenebiliyor. Şimdi devlet bu işin içinde yoksa çok rahat yapacağı şey şu: sorumluları yargıya teslim edecek. Belki onların içinde de masumlar var. Yani 30 tane isimden bahsediyoruz sürekli. Belki bunların içinde hiç bu işlere bulaşmamış insanlar vardır. Niye onların ailesi tedirgin olsunlar, değil mi? Bir an önce bu yargı süreci işlesin. Nihayetinde ben kitap yazdım. Dink cinayetinde katile 22 yıl istenirken ben 30 yılda yargılandım. Ve yargılanmaktan hiçbir şekilde endişe etmedim. Hatta gizli belge yayınladın dediler. Evet yayınladım dedim. Bir daha olursa yine yayınlayacağım dedim. Çünkü bu cinayet başka türlü aydınlanmaz. Ben hani ben yanmazsam, sen mi yanmazsan var ya, biz yanmasak, onu şöyle ben düşünüyorum. He. Ben yazmazsam, sen yazmazsan nasıl aydınlanacak bu cinayet? Ben onu öyle bakıyorum olaya. Evet. Peki Nedim, biraz daha geçmişe gidelim. İmece izleyicileri açısından biz seninle Milliyet'ten önce tanıştık değil mi? Sen Dünya Gazetesi'ndeydin. Ben Dünya'daydım, evet. 94. 93 herhalde. Evet, 93. Yurt dışı seyahatiydi. Evet. Dubai'de evet. Tanışmıştık. Senin yüzünden de fazla da tur atmıştık, evet. Biliyorsun. Ayaklarınız, otele gitmek ayaklarınız için... iki numara fazla büyümüştü. Ondan sonra şuradan gideceğiz abi dedim. Peki dedi. Küçük sözü dinlemek. Ama esasında şu. Ben sizi gezdi, yani aslında orayı görmek istediğim için sizi ben ona şey yaptım. Siz kısadan gidecektiniz. Evet. Şeyden üç kedi kısa yoldan alacaktınız. Ben size geniş alalım. Çünkü orayı da görelim diye bir düşüncem vardı kafamda. Şimdi o geziden hemen döndükten sonra zaten bir ay sonra bir baktık. Sen Milliyet'tesin. Evet. Milliyet'in ekonomi servisinde. Fakat yaptığın işler ekonominin sınırlarını aşıyordu. Hatta bir yönetim değişikliğinde de bizzat içinde olarak ya Nedim bizim haber araştırmaya gelsin. Evet. Çünkü yaptığı işler araştırmaya ve bir günde bir sürede bizle beraber çalışmıştın o zaman ve bir gün böyle yanımda sana telefon geldi fakat sen yoktun. Ben açtım telefonu, ondan sonra dönemin ünlü bir siyasetçisi çıktı, ismini de söyleyeceğim birazdan. İşte seni aradığını söyledi, sonra ismini söyleyince ben de kendimi tanıtıp işte hal hatır sordum. Şeyi düşünmüyor musunuz, siyasete yeniden dönmeyi falan? Siyaset çok kirlendi ben ağzım dedi. Sonra kapattıktan sonra bir çığlık kahkaha atıp orada dedim ki bunu anlattım. Kim biliyor musunuz? Kim? Bedrettin Dalan. yani seni her çevreden arayan vardı. Evet. Yani izleyenler bunları bulabilir. Evet. Çünkü bir gazeteci. Çünkü o zaman Bedrettin Dalan Üniversitesi ile ilgili problemler vardı. Arsa meselesiyle ilgili. Ben onlara haber yapmıştım. Onun için biraz peşime düşmüşlerdi. Evet. Yani beni genelde olumlu şey için aramazlar böyle şeyler. Peki sen daha önce böyle hani kimlerle karşı karşıya geldin? Sen hasım değilsin ama onlar seni hasım olarak gördüler. Sen gazetecisin. Şimdi, geriye doğru gidersek. Esasında Haluk Şahin daha sonraki yıllarda, yani son yıllarda iyi bir tanım yaptı. Hepsini bir araya getirirsek güç odaklarıyla ben meğer karşı karşıya gelmişim. Ama ben onları şöyle tanıdım. İş adamı olarak tanıdım, mafya olarak tanıdım, polis olarak tanıdım veya işte cemaat olarak tanıdım vesaire vesaire. Hayali ihracatçı, vergi kaçakçısı olarak tanıdım ama bunlar meğer aslında hepsi bir bütünmüş, sistemmiş bunun adı ve güç odaklarıymış. Yani bunlardan herhangi birine değdiğiniz zaman zaten öbür taraftan ses alabiliyorsunuz. Yani çünkü inanılmaz bir ortaklık var aralarında ve birbirlerini çok iyi tanıyan bir yapı bu. Ben hatırlarsınız o tarihlerde hep yolsuzluk meselesi üzerine. Bu da tabii işte Uğur Mumcu'yu okursanız olacağınız şey budur. Yani başka türlü olmaz. İflah olmazsınız. Evet, sen de Milliyet'in yolsuzluk masasıydın. Öyle bir şeydi hatırlarsanız. Öyle bir amaç da vardı hatırlarsınız o tarihte. Susurluk olayı tabii hepimizde büyük etkiler yarattı. Susurluğun mali yönü, yani kara para boyutu da benim ilgi alanımdaydı. Yani birçok siyasi alanda, polisi alanda çok önemli tartışmalar vardı ama mesela maliyeciler Susurluğu inceliyorlardı ve işte Ömer Topal'ın tüm mal varlıkları, kumarhane parası, fon akışları, bunlar ortaya çıkıyordu. Bizim de
ekonomi olarak onunla ilişkimiz vardı bu maliyecilerle. O yönünü irdeledik. O bize daha sonraki 90'ların sonunda yolsuzluklar kapısını açtı. Çünkü malum Cavit Çağlar'ın Interbank yolsuzluğuyla ilk şey başladı, operasyonlar sonra 2002-2003'e kadar 20'ye yakın banka operasyonu yapıldı. Saadettin Tantan döneminde bunlar organize bir şekilde mücadele yapıldı bu işle. Biz de o ekonomi olarak, ekonomi cephesi olarak onunla ilgilendik. Olayın bir hukuki operasyonel boyutları vardı ama biz mali açıdan bu işlerin, çünkü bir banka yolsuz dediğiniz zaman murakip raporunu okuyarak bir sonuç çıkarabiliyorsunuz. Yani sadece siz şu kadar para böyle olmuş falan değil, o fon akışlarını, kredi işlemlerinin ne olduklarını, işte yurt dışındaki para hareketlerini falan anlamanız gerekiyor. Okuyucuya anlatmanız gerekiyor. Öyle bir uzmanlık gerekiyor. Ve o tabii o tarihlerde hep deminden bahsettiğiniz gibi şey, haber kaynağı oluşuyor tabii bu süre içinde. Her kanattan. Sonra işte kara para, mafya derken Hrant Dink cinayeti tabii herkesi toplumdan etkiliyor. Yani düşünün, cinayet işleniyor. Yasin Hayal'in annesi bile şunu dedi hatırlarsanız. İşte ben de ağladım. Ayakkabısının altı kırıktı, delikti. Ona ağladım falan. Oysa oğlu o anda cinayetin azmettiricilerinden bir tanesi. Bu her evde, her yerde, her vicdanda bir şekilde yankı buldu bu cinayet. Bu kadar masum bir insanın katlinin karşılık bulması zaten mümkün değildi. Bu bizim evimizde de böyle oldu. Hayatımızda da böyle oldu. Kiminle konuşursanız buradan bununla ilgili bir şey arıyorsunuz. Yani birçok şey konuşurken onu da konuşuyorsunuz. İşte polislerle bunu konuşurken, başka insanlara bunu konuşurken oradan duyduğunuz ufacık bilgi kırıntılarından yola çıkarak dava dosyasını bir daha elden geçirdiniz. Şimdi bakın, dava dosyası üzerinde bir bakış vardı. O bakış açısının dışına çıkamıyordu insanlar. Çünkü o bilgiyi kontrol eden bir yapı var. O yapının dışına çıkmanız gerekiyor. Yani o yapıdan içinde olmamanız gerekiyor. Çünkü orada bilgi kontrolü geliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Kitabın ismini istihbarat yalanları koymamın da o zaten. İstihbaratçılar baştan sona bu cinayet dosyasına yön vermişler. Nasıl algılanacağı konusunda çok emek sarf etmişler ve bu konuda bilgiyi kontrol altında tutmuşlar. Ama dava dosyasını çıplak gözle okursanız çok net şeyler var. Açıklar vardı. Onları ortaya koydum ben ve ondan sonra başıma belayı aldım tabii. Evet. Bu davada biz de davayı işte izliyoruz. Seninle beraber gelip gidiyoruz. Bir tanesinde de bu polislerden biri sana dava açanlardan bir tanesi de gelmiş pişkin izliyordu duruşmayı. Ben de şey yazdım. Gerçek katiller de hiç olmazsa mahkeme salonuna gelmeye başladılar dedim. Bize de ceza geçirdi. Oradan öyle bir mi? Ceza geldi. Tabii 10 bin liralık bir para cezası geldi. Şey cezası, hapis ceza istemi değil de mali şey olarak, manevi tazminat olarak geldi. Ondan sonra ama bu davadan sen beraat ettin. Tabii. NTV'de beraat etti. Fikret İlkiz sizin davaları takip etti. Oradan işte tabii bana bilgi aktardı. Bizim yazdığımız sitenin avukatları bir haber olduğu için oradan bize mahkumiyet geldi. Evet. Ama önemli olan kamuoyunda bir kanaat oluşturdun sen. Yani Hrant sadece 3 çocuk tarafından öldürülmedi. Sadece aslında benim orada şu, Trabzon jandarmasının bu işteki rolü en önce deşifre olan boyutuydu. Yani Coşkun İyici, Yasin Hayal'in eniştesi zaten ilk anda durumu anlatmıştı. Problem şuydu, 2 tane assubay hakkında dava açılabildi ilk anda. Fakat daha sonra bu assubaylar bütün faturanın kendilerine çıkacağını anlayınca duruşma sırasında efendim biz yalan söyledik. Komutanlarımıza biz her şeyi söylemiştik. Komutanlarımıza bize yalan ifade vermemiz konusunda talimat verdi. Biz de yalan söyledik dediler. Ve bir anda Ali Öz'e kadar, alay komutanına kadar varan zincirin halkaları tek tek oluştu. Şimdi bu boyutta hiçbir tartışma yok zaten. Jandarma boyutunda hiçbir tartışma yok. Asıl problem cinayetin planlandığı Trabzon'daki polis ayağı, MİT ayağı, Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti ayağı. Şimdi burada da şöyle bir fotoğraf var. İstanbul'da da bir tane şube müdürü ve onun altında birkaç tane memur. Yani Trabzon'da jandarma, İstanbul'da birkaç tane polis. Onun da yaptırımı ne oldu? Mevcut şube müdürlüğünden polis okulunda müdür yardımcısı gibi bir pozisyon atadılar. Yani orada da bir yaptırım yok. Ama bu cinayetin arkasındaki o büyük derin fotoğrafı ancak 2009 yılında yazınca, o da tabii şu, bakın. Burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2 Aralık 2008 tarihli bir rapor var. Başbakan Tepkiş Kurulu raporu. Bu çok önemli bir rapor aslında. Çünkü devletin içinde hani başbakanın bir sözü var.
Ankara'nın derin delhizleri diye. O derin delhizlerde müfettişler var. Bu müfettişler polislere aklayan, istihbaratçılara aklayan raporlar yazıyorlar. Bir başka grup, bir başka müfettişlerde onun öyle olmadığını, başka türlü olduğunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi o çatışmalardan da zaten görüyorsunuz içeride nasıl bir kazan kaynıyor. Buradaki kavgalardan bakın, ben kitabımda yazdım 2009'da. İstihbaratçılar savaşıyorlar diye. Yani istihbarat savaşları var da biz arada kaldık diye bir şey yok. Zaten istihbaratçılar savaşıyorlar. Oradan çıkan unsurlardan biz toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Başka türlü gazeteci bilgi sahibi olamaz. En kötüsü istihbaratçıların savaşmaması. Eğer öyle olmasa susurlukta da biz bir şey öğrenemezdik. Malum. Peki sence bu iktidarın bu cinayetten işlendiği tarihi itibariyle hiçbir çıkarı yoktu. Yani evet. Çünkü işte din referanslı bir siyasi parti var. Evet. Bir rahip, İtalyan rahip öldürülüyor. Sonra Malatya'da Hristiyanlar katlediliyor. Sonra Hrant vuruluyor. Bunların hepsini koyunca işte Türkiye'de tehlikeli bir durum söz konusu. Bu iktidarın lehine bir pozisyon, fotoğraf değildi. Tabii. Peki AKP neden bu görevlileri koruma konusunda bu kadar ısrarlı oldu? İşte o büyük bir soru. Yani açmazımız o değil mi sizce? Yani, evet. Yani, şimdi ben bunu en doğru kişiye soruyorum. Yok, yani. Benim cevabım çok yani çok ciddiye alınabilir. Kaygım odur. O yüzden öyle bir cevap vermek istemiyorum. Yani evet. Benim vereceğim cevap çok kaygı verici olabilir. O yüzden ben sadece şunu bekliyorum. Yani fazla bir yorum yapıp ben bazı olguları ve gerçekleri ortaya koydum. Bu olgular insanlara bu soruları düşündürtüyorsa buna cevap verecek olan da siyasi iktidardır. Yani evet, dediğiniz gibi siyasi iktidarın aleyhine olabilecek bir cinayetle ilgili olarak sorumlu bulunanları yargı önüne çıkarmıyorsa o zaman sorumluluk konusunda paydaşlık ortaya çıkar. Bunun böyle olmaması için, Türkiye'nin bu kara lekeden kurtulması için o kişilerin de hakkı olan yargılamayı, çünkü o insanların üzerinde bu gölge kalacak, evet, öyle olacağına yargılanıp çıkması gerekir. Yani bu, çünkü yani ben bu konuda bir yorum yani hani ben şunu yapmak istiyorum. Ben insanlara doğru şudur veya işte insanlara bir kanaat vermek istemiyorum. Ben gazeteci olarak olguları koyuyorum ve insanlara o olgulardan işte o çok önemli soruları soruyorlar. Benim işim de orada bitiyor. Çünkü o cevabı tek başına o cevabı ben vermeye kalktığım zaman fazla ciddiye alınabilir. Bu da gereksiz bir tartışma olarak görüyorum. Onun, ben sadece şunu bekliyorum. Bu işte hiç sorumlu olmayanların gereğini yaparak adaletin yerine getirmesini bekliyorum. O kadar. Evet. Dediğim gibi son dakikaya geldik. Ben gene kitapla başladım. Kitapla bitireyim. Ben bu hafta sonu bir tatil programım var ve bunu hemen yanıma alacağım. Merakla sayfalarını çevireceğim. Özellikle küçük kızımla ilgili kitabın adı da oradan geliyor değil mi? Evet. Küçük Vecide. Şimdi ben bunu yazarken baba seni neden oraya koydular? Şimdi benim hayatımın merkezinde ailem var. Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Kızım var. Evet. Onlara bir, yani ben doğduğu zaman hani bir baba, yani baba olmak aslında insana Tanrı'nın gücünden güç almak, güç vermek gibi bir şey. Yani karşılıksız verebilmeyi insan orada görüyor. Ve siz aslında çocuğunuz, ona bir emek vereceksiniz. Çocuğunuz size borçlu değil. Siz çocuğunuza bir gelecek borçlusunuz. Şimdi ben bu hayallerle yaşarken bir anda önüme bir bariyer koydular. Ben bunu içeride yazmaya başlamam nedeni de odur zaten. Kızım bana ilk telefonda sorduğu soru, yani baba seni oraya niye koydular dedi. Ya o soru aslında en çocuksu. Zaten kızımla hani sohbet, yani o telefon ya görüşmeler sırasında yaptığım konuşmalar, benim anlatmak istediğim şeyleri de çok güzel yerinde sorular sorarak yardımcı oldu bana, bilmeyerek de olsa. Ona cevap verirken aslında doğru sorunun ne olduğunu ve ben niye burada olduğumu baştan sona kızıma anlatmak ihtiyacı hissettim. Yani zaten ona eşime ve ona hatırlattım ki ileride bugünü yaşadığımızda yani bu kitabı okuyup değerlendirme yaşına geldiği zaman babasının aslında ondan o bir yıl zorunlu ayrılığının nedenini iyi anlamasını istiyorum. Çünkü bu öyle isteyerek, ben hayatımda hiç istemediğim şey sevdiklerimden ayrılmak. O yüzden de ona affettim, ona cevap vermeye çalıştım. Yani bu bir yandan hani insanlar tabii bunun muhatabı, kitabın okurları olacak ama asıl
kitabın sahibi kızım. O evet. ileride okuyup babasının ona haksızlık yapmadığını öğrensin istiyorum. Peki Nedim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür programımıza geldin. Dileğimiz içerideki bütün gazetecilerin senin gibi özgürlüğüne kavuşmuş olması. Evet. Kısıtlı evet. da olsa diyelim. Çünkü yani, böyle bir tehdit var. Bunun için siyasetçilerin çok önemli bir görevi var. Ne yapıp edip şu üçüncü yargı paketini bir şekilde çıkarmaları, dördüncü yargı paketini hızlandırmaları gerekiyor. Çünkü sorun artık görüldü. Hükümet de bunu gördü ki 3 ve 4. paketleri hazırlıyor. Bir an önce bunu yapsınlar. Bakın insanların okul karne tatilleri geliyor, yaz ayları geliyor. Masum yere insanlar, susuz yere yatıyorlar. Bari hiç olmazsa onları sevindirmiş olurlar. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Nedim Şener. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Konuğumuz Nedim Şener'di. Kitabıyla beraber geldi. Bugün bize konuk oldu. Onurlandırdı, mutlandırdı. Çok sevindik seni burada bir kez daha gördüğümüz için. Sevgili izleyiciler, birazdan 12 haberleriyle Zühre Demir karşınızda olacak. Onun ardından Osman Şenkul ekranlarınıza gelecek. Biz yarın sabah saat 11'i çeyrek geçe tekrar karşınızda olacağız.